Evet arkadaşlar, bugün yine sinüzit tedavisi etmeye hazırlandık inşallah. Ahmet arkadaşımız İstanbul'da oturuyor. Karşı tarafta oturuyor, Anadolu tarafında. Buraya, Kayaşehir'de oturuyoruz biz de tabii. Buraya tedavi için geldi. İnşallah birlikte uygulayalım Ahmet arkadaşımız. Bayağı muzdarip sinüzitten. Epeyce sıkıntısı var. Alında, şakaklarında bayağı bir sıkıntılar var. İnşallah onu birlikte gidereceğiz. Bugün bu uygulamasını yapalım inşallah arkadaşlar. Bugün anasının hatırasından bir de video kaydı alalım dedik yani. Ahmet hazır mısın? Hazırım. İnşallah. Eline peçeteni aldın mı? Aldım. Şimdi bir yudum su al Ahmet ağzına. Suyu yutma. Ağzında tut suyu. Tamam. Şimdi kendini kontrol et. Nefesi içine çek. Çektin mi? Tamam. Şimdi suyu yut birden. Tamam. Hiç ağzını açma Ahmet. Uygulamayı ben yapacağım inşallah. Getir şöyle Ahmet, şu boyda dur. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamayı yapıyorum. Bekle Ahmet. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Tamam. Nefesi ver ağzından. Ahmet'in epeyce sıkıntısı var arkadaşlar. Hapşırabilirsin Ahmet. Hımkırabilirsin istediğin gibi. Ahmet buraya gelmek için epey bir yol geldi arkadaşlar. Hemen hemen 3 saati bulmuştur geçmediyse, değil mi Evet. Ahmet? Karşı taraftan bir Ümraniye tarafa. Dudullu'dan geliyorum. Ümraniye. Dudullu. Ha, Dudullu. Epeyce uzakmış, evet. Ahmet tutar başlamadan sökülmeye başladı inşallah. Arkadaşlar bugüne kadar Ahmet'in burnundan damla düşmezmiş hiç. Uzun yıllardır burnu hiç akmazmış. Şimdi uygulamayı yapar yapmaz akmaya başladı inşallah. Evet. Ahmet sen kendini kontrol et. Ben ilacımı çekeyim. Ahmet'e özel bir karışım uyguladım arkadaşlar. Kronik sinüzit olduğu için. Kendini kontrol et. Ağzına bir yudum su alayım. Suyu yutma. Ağzında tut. Tamam. Nefes içine çek Ahmet. Çektin. Suyu yut. Tamam. At, sakın ağzını açma. Peçeteyi şöyle tut. Geniş aç peçeteyi şöyle. Tamam. Bekle Ahmet. Bekle, bekle, bekle. Bir dakika. Bekle, bekle, bekle. Tamam. Nefesini verebilirim. Maşallah, hadi. Gözlerine yaş geldi mi Ahmet? Evet. Hissettin yani yukarıya kadar bardağını, değil mi? Biraz sert uyguladım Ahmet'im sana da. Çünkü kronik, alnında kronikleşmiş sinüzitler için çok sert yapmak gerekiyor ki burun kanatlarından yukarı kanat aralarına ulaşabilsin, sinüz ağızlarına hitap etsin diye ilacımız. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Ahmet'in burnu şimdiden maşallah boşalmaya başladı. Evet. Genişlesin diye. Bunu da yaptım inşallah.
Nasıl da zor oldu mu Ahmet'im? Yok, fazla da zor değil. Ya şimdi zorlu iki gün bu, iki gün birazcık sıkıntı yapabilir ama inşallah evlat diyelim bir daha, yani mezara kadar diyelim bir daha boşalırsa bir daha i̇nşallah, rahatsız olmazsın. İnşallah. Ben mesela her hafta, haftada bir baş ağrısı çekiyorum. Baş ağrısı. Mide bulantısı. Evet, mide bulantısı. 20 yaşında başladı. Evet. 37 yaşındayım hala, 17 seneden beri. İnşallah derdine çare olacağız. İnşallah. Yani biz elimizden gelen yaptık, Rabbim de şifanı verecek Ahmet'e inşallah. İnşallah. Bu kadar 3 saat geldin, 3 saatte yol gideceksin geri, ona da evet. Değecek, emin ol ki değecek. Bu çekeceğin 2 günlük sıkıntıya da değecek. İnşallah. İyi ki gelmişim diyeceksin yani, eminim ben. İnşallah iyi olur abi. Yoksa 3 saat bir şey de ben Konya'ya gelmeyi düşünüyorum. Evet, şimdi buradan Konya'ya gitmek var. Tabii ki arkadaşlar ben Konya'da yaşadığım için Ahmet Konya'ya gelmeyi düşünüyormuş. Benim burada öğrendiğimi, geldiğimi öğrenince tabii ki buraya 3 saatlik yolu seve seve geldi Ahmet. Ahmet için de iyi oldu. Konya zahmet edip gelmedi yani, o kadar yolu tepmedi. Çünkü Ahmet uzun yıllardır mücadele ediyormuş arkadaşlar. Hiçbir şeyin faydası olmamış yani. Evet. Kullanmadığı hiçbir şeyin kalmamış yani gerçekten. Ameliyat olmadın değil mi Ahmet? Yok, ameliyat olmadım. İyi ki de olmamışsın. Ameliyat olan insanların geneli de bana geliyor yani zaten. Geneli diyelim. Geçici bir rahatlıyor ameliyat olan arkadaşlar. Sonra tekrar aynı hastalığa yine tutuluyorlar yani. Ameliyat olmadım ama bir sürü şey kullandım. Hiçbir şeyini görmedim, faydasını görmedim. Aktarlardan falan bayağı şey kullandım. Olmadı. Yok yok, hiçbir şeyin faydası yok Ahmet. Şu tozla şu bitki, bu acı kavun suyundan başka hiçbir şeyin çaresi yok Ahmet. Ya acı kavun da daha önceden duydum da onu da yapmaya cesaret edemedim. Fazlası zararlı diyorlar. Evet evet, evet. Bilinçsiz evet. Uyguladığın zaman gerçekten epeyce bir sıkıntı yaşatıyor yani. Öldürmese de gerçekten süründürüyor yani. Evet. Yani böyle bir sıkıntı yapıyor yani. Direkt boğaza kaçırıyorlar. Saf suyunu sıkıyorlar boğaza. O da perişan ediyor tabii ki. İnsanlar da bundan çok korkuyor. İnşallah senin boğazına hiç damla bile kaçırmadık. Yok, kaçırmadık. Evet. Kendim uygulanınca kaçırmadık ben. O yüzden bana gelmem de gerçekten iyi oldu. Arkadaşlar ben ilacı kargo ile gönderiyorum arkadaşlara. Görüntüyorlar, uygulattırıyorum ama tabii ki kendi uyguladığım gibi olmuyor yani. Kendim uygulayınca bir tık daha sert uyguluyorum yani kendime geldiğim için. İnşallah Ahmet'e de uyguladım. Elinden geleni yaptım. Şifa bulacak, şifa olacak Ahmet'e de. İnşallah. Oldu bakalım. Ahmet'e geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağ ol.